Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel 3 farklı ücretsiz video montaj programı göstereceğim. Videomuza geçelim. İlk programımız Shotcut. Programı açtıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Videolarımızı düzenlememiz için öncelikle yeni bir proje dosyası açmamız lazım. Burada projeler klasörü yazıyor. Videolarımızı nereye kaydetmesini istiyorsak buraya tıklayıp ilgili klasörü seçiyoruz. Şu an için benim masaüstü seçili, o yüzden böyle kalabilir. Daha sonra proje adı gireceğiz. Buraya yeni video diyebiliriz. 03 diye. Başlangıç diyorum, yani başla demek. Daha sonra buraya videomu atacağım. Buradan videomu sürükleyip buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu an videom geldi. Daha sonra buraya ses eklemem lazım. Videomun altına sağ tıklıyorum. İz operasyonları diyorum ve ses izi ekleye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir katman açıldı burada. Sesi de buradan sürükleyip tam buraya bırakıyorum. Daha sonra buraya 0'a 0 olarak yapıştırıyorum. Şöyle sizinle beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir video. Şimdi buna güzel bir efekt uygulayalım. Videomun üstüne bir defa tıklıyorum. Burada filtre bölümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filtre. Buraya da bir defa tıklıyorum. Daha sonra burada artı ikonu var. Ona da tıkladıktan sonra bize bir sekme açıyor burada. Ses, video ve sık kullanılan diye. Çok güzel bir şekilde bize 3'e ayırmış arkadaşlar. Kolaylık olması açısından gayet çok iyi. Beğendim bu arada. Daha sonra burada herhangi bir efekti uygulayalım. Örnek veriyorum, şuna bir defa tıklayalım. Video aydınlığını arttırarak gir diye. Hemen buna bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya efektim geldi. Bu efekt şu efekt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde hafif karartarak giriyor. Bunu birazcık biz uzatacağız şöyle. Şu boyut şöyle iyidir. Daha sonra aynısını sese uygulayalım. Sese de bir defa tıklıyorum gördüğünüz gibi. Buradan artı ikonuna tıkladım. Buradan ne diyor? Şuradan sese gelelim. Hatta bakın burada da var, daha kolaylık olması açısından. Sesi azaltarak çık, sesi arttırarak gir. Biz ne diyelim? Sesi arttırarak gir diyelim. Buna da bir defa tıkladım gördüğünüz gibi. Tam buradan şöyle yapalım. Gelin hep beraber tekrardan izleyelim. Böyle bir video oldu. Hatta biz bunları sonuna da ekleyelim ki daha böyle bir hoş bir görüntü oluşsun. Sesi azaltarak çık diyelim. Gördüğünüz gibi şu an ses en sonda olduğu için gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Yani şöyle kırparsak. Evet, tamam. Daha sonra aynısını bu sefer videoya uygulayacağız. Buradan artıya tıkladım. Azaltarak çık dedim. Şöyle şu şekil. Şunu da aynı şekilde uygularsam çok güzel bir şey olacak. Gördüğünüz gibi gayet hoş oldu, gayet güzel oldu arkadaşlar. Sizler de bunu videolarınızda uygulayabilirsiniz. Çok hoş görüntüler. Eğer ki videonuzu kesmek isterseniz de burada örnek veriyorum. Tam şu sahneyi kesmek istiyorsunuz. Buradan arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Burada oynatma kafasından böl var. Yani kısa yol tuşu olarak da S'yi kullanabilirsiniz. Buradan buna bir defa tıklıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Buradan buraya kadar kesin istiyorum. Hemen buradan direkt olarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi buradan kesti. Hemen tıklayıp gördüğünüz gibi tıkladım. Delete tuşuna bastığımda silindi. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi diğer video montaj programımıza geçelim. Program ücretsiz olmasına rağmen mükemmel özellikleri var arkadaşlar. Sizler de bunu indirdiğinizde fark edeceksiniz zaten. Programın birçok özelliği çok güzel. Fakat benim hoşuma gidenlerden bir tanesi de şu, bölüm bölüm olarak ayırması. Yani edit kısmı ayrı, burada renk kısmı ayrı, ses kısmı ayrı. Burada bize kolaylık olması için birebir olarak buradan ayırmış. Öncelikle edit kısmına geliyorum buradan. Buradan videomu sürükleyip buraya bırakıyorum. Şöyle. Burada böyle bir hata gibi bir şey verecek arkadaşlar, merak etmeyin. Buradan direkt olarak sağ tarafta bulunan change yazan tarafa bir defa tıklıyorum ve onaylıyorum. Sesimizi de aktarıyorum hemen. Şöyle sürükleyip kolay biçimde arkadaşlar düz mantık olarak buraya aktardım. Şöyle sizlerle beraber şöyle buraya basarak izleyelim.
Gördüğünüz gibi bu şekilde bir videomuz var. Eğer ki ben videomun kısmında burayı keseceksem, örnek veriyorum, şuraya geldim. Burayı kesmek için arkadaşlar buradan kesme imlecimi, gördüğünüz gibi buradan bir defa tıklıyorum. Daha sonra buraya tıklayıp siliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle, gördüğünüz gibi kesti. Buraya da tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bölümü ayırdı. Daha sonra fare imlecime bir defa tıklayıp buradan videonun üstüne tıklayıp delete tuşuna bastığımda otomatik olarak silip ve buradaki videoyu da birleştirdi. Bu çok efsane bir özellik arkadaşlar. Ben bu müziğin belli bir yerinde sesin hiç duyulmasını istemiyorum. O yüzden buradan kesme aracıma tekrardan geliyorum. Şöyle tıkladım gördüğünüz gibi. Diyelim ki burayla burası. Gördüğünüz gibi kestim. Fare imlecime tıklıyorum. Burada arkadaşlar bakın, şimdi dikkatli izleyin beni. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi bir imleç açıldı burada. Bunu en aşağıya doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi -100 yazıyor. Şimdi gelin tekrardan dinleyelim şöyle. Bakın. Müzik yok. Tekrardan giriyor. Niye? Ben çünkü burayı komple kıstım. Veya şöyle arkadaşlar, geliyorum mesela tam buraya, bu videoya tıkladım gördüğünüz gibi. Buradan renk seçeneğine geldim. Buradan dilediğim rengi ayarlayabiliyorum. Şöyle. Buradan istediğim rengi verebiliyorum. Sadece o bölüme. Bakın. Dikkat edin. Kestiğim bölüme verebiliyorum yani rengi. Dilediğim rengi. Şöyle. Tekrardan edit kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi buraya otomatik olarak eklemiş oldu. Bakın. Burası normal. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrardan buraya geldiğimde efektli hali. Bu program da gayet güzel. Hatta sizlere şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Sol tarafta üst panelde gördüğünüz gibi effects yazıyor. Buraya bir defa tıkladığımda burada dilediğiniz kadar efekt var arkadaşlar. Burada dilediğiniz kadar. Burada 3D yazılar, birçok efektler bulunuyor. Sizler de istediğinizi kullanabilirsiniz ve hepsini ücretsiz olarak. Şimdi diğer video montaj programımıza geçelim. HitFilm Express. Tamamen ücretsiz olan bu program ile içerisinde bulunan efektlerle mükemmel videolar yapabilirsiniz. Programı açtığımızda ise bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Daha sonra sol üst tarafta yeni diyoruz. Bize projemizin ayarları nasıl olması gerektiği hakkında soru soruyor. Burada arkadaşlar 1080p'ye 30 fps yapabilirsiniz. Daha sonra OK deyip açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Bunu kapatıyorum. Çok sade ve şık bir ekran bizi karşılıyor. Buraya arkadaşlar şimdi videolarımızı atacağız. Buradan sürüklüyorum, videolarımı atıyorum. Daha sonra buraya da sesimi atıyorum. Buradan çalışma alanımı aktaracağım şimdi. Buradan sürükleyip bıraktım. Daha sonra sesimi de aynı şekilde bıraktım. Eğer ki ben detaylı olarak çalışacaksam buradaki yuvarlak simgeye gelip bunu sağa doğru kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi kaydırdım. Şimdi ben videomda belirli bir yeri veya sesi kesmek istiyorum. O halde buradaki imlece gelip tıklıyorum ya da kısa yol tuşu olarak C'ye basabilirsiniz arkadaşlar. Gelip buradan dilediğim yeri bu şekilde kesebiliyorum. Eğer ki işlemlerimi geri almak istiyorsam Ctrl ile Z ile geri alabilirim. Daha sonra buradaki fare imlecime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunların ikisi birbirinden ayrı oynuyor arkadaşlar. İkisinin aynı anda oynamasını istiyorsanız ikisini bu şekilde seçiyorum. Daha sonra sağ klik yapıyorum. Buradan link diyerek ikisini birleştirebiliyorum. Eğer ki bu işlemi geri almak istiyorsam Ctrl Z ya da ikisini tekrardan seçip sağ klik yapıp unlink diyerek ikisini tekrardan birbirinden ayırabiliyorum. Şimdi sizlerle beraber efekt uygulayalım. Daha sonra buradan efekte geliyorum arkadaşlar. Herhangi bir efekt atalım şuradan. Renk efekti atalım. Buradan basılı tutarak videomun üstüne bırakıyorum. Gördüğünüz gibi rengimi aktifleştirdim. Buradan dilediğim gibi oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ya da tekrardan efektime gelip bu sefer de parlaklık efekti atalım. Gördüğünüz gibi buradan da efektlerimi dilediğim gibi oynayabiliyorum. Ya da gelin beraber geçiş efekti atalım. Buradan aynı aşağı iniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçiş efekti videoya da var, sese de var. Video klasörü aşağısına tıklıyorum bir defa. Buradan
zoom efektimi buluyorum. Ona da aynı şekilde açıyorum. Buradan zoom efektimi gördüm. Şimdi C tuşuna basıp gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu şekilde. Buradan dilediğim yeri keseceğim şimdi. Şu şekilde kestim. Daha sonra tekrardan effects paneline geliyorum. Buradan zoom efektimi gelip kestiğim yerin üstüne direkt olarak bırakıyorum. Bakın. Aynı bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın geliyor. Buradan. Bakın. Çok güzel bir şekilde efektim uygulandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an kasmasın diye bu şekilde yaptım. Çıktı aldıktan sonra zaten kasmadığını sizler de göreceksiniz zaten. Bu programın içerisinde efsane ötesi efektler var. Kurcalarsanız sizler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.